Tamam. Herkese merhaba. Ben Defne Giyer, Anamet Kütüphanesi Birim Kütüphancısıyım. Bugün çok değerli iki konuğumuz ile beraber bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Bu söyleyişi koruma haftası kapsamında gerçekleştiriyoruz. Koruma haftası Amerikan Kütüphaneleri Derneği 2005'ten bu yana Nisan ayının son haftasında kutladıkları bir hafta. İngilizcesi Preservation Week olarak da bilinmektedir. Bu hafta daha çok Kuzey Amerika'daki kütüphaneler ve arşivler tarafından kutlanmakta. Ancak biz de koruma konusunda biraz daha dikkat çekebilmek adına bu hafta için bir etkinlik düzenledik. Ve seçtiğimiz konu sözlü tarihin korunmasıydı. Niye sözlü tarihi seçtiniz diye soracak olursanız, bu dönem arşivlerin korunması oldukça gündemde bir konu. Ancak tek başına sözlü tarih arşiv ve koruma kapsamında çok da bahsedilmiyor. Hep bir başka başlıkların altında. Bu sebepten ötürü biz de bunu ön plana çıkarmak istedik. Bu alanın Türkiye'de tanınmasını sağlayan çok değerli iki akademisyeni etkinliğimize davet ettik. Profesör Doktor Arzu Öztürkmen ve Profesör Doktor Selçuk Esenben. İki değerli akademisyenimiz Türkiye'de sözlü tarih çalışmalarının başlamasında çok önemli rol oynamışlardır. Bu noktada iki dönüm noktasından bahsetmek istiyorum. Selçuk Esenben ve Arzu Öztürkmen 1996 yılında Uluslararası Sözlü Tarih Kurumu'nun kurucu yönetim kurulunda yer almışlardır. Uluslararası Sözlü Tarih Kurumu'nun resmi dergisi Words and Silences'ın İlk sayısının editörlüğünü yapmışlardır. Türkiye'de ilk kez bir sözlü tarih dersini müfredata koydular ve 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin himayesinde Uluslararası Sözlü Tarih Kurumu'nun uluslararası toplantısını gerçekleştirdiler. Başlattıkları ve sürdürdükleri tüm çalışmalar ve projeler Türkiye'de sözlü tarih çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. Ne mutluyuz ki bugün söyleyişimize katılmayı kabul ettiler ve bize biraz bu süreçten bahsedecekler. Sözü konuşmacılarımıza vermeden evvel kısaca size kendilerini takdim etmek istiyorum. Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürüdür. Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesine, Pensilvanya Üniversitesi Folklor Bölümünden Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Sözlü tarih, tarihsel etnografi, performans çalışmaları, gösteri sanatları tarihi ve televizyon tarihi alanları üzerine çalışmaktadır. Bu alanlarda birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde de son kitabı The Delight of Turkish Dizi, Memory, Genre and Politics of Television in Turkey kitabı yayınlanacaktır. Selçuk Esenber, Boğaziçi Üniversitesi Emeritus Profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan Asya Çalışmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Fahri Başkanı ve Akademik Koordinatörüdür. Ayrıca 29 Mayıs Üniversitesi'nde yarı zamanlı görev almaktadır. Yüksek lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi'nde, doktorasını Columbia Üniversitesi Doğu Asya Çalışmaları ve Kültürleri bölümünde tamamlamıştır. Asya tarihi, Japon tarihi ve İslam dünyası, Japonya-Türkiye ilişkileri alanlarında çalışmaktadır ve bu alanlarda çok önemli makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Ayrıca akademik çalışmalarından ötürü birçok prestijli ödülünde sahibi olmuştur. Bunlardan sadece birkaçı Japonya Dışişleri tarafından verilen Order of the Rising Sun ve Alexander von Humboldt Vakfı tarafından yaşam boyu bilimsel katkıları için verilen George Foster Araştırma Ödülüdür. Söyleşimize katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Burada dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın dinleyicilerimiz, bu etkinlik kaydedilmektedir. Mikrofonlarınız ve videolarınız otomatikman kapatılmıştır. Sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz. Konuşmanın sonunda ben sorularınızı konuşmacılarımıza ileteceğim. Şimdi sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum. Defne çok teşekkürler. Gerçekten bu sayede biz de koruma haftası hakkında biraz bilgilenmiş olduk. Çünkü
Bizde koruma genellikle çevre koruması, tüketici hakları koruması gibi kavramlarla gündeme geliyor. Hani sözlü tarih ve koruma nasıl bir araya gelir diye düşünürken aslında biraz şöyle dedim kendi kendime. Sözlü tarih biraz kendi kendisini koruyor galiba. Aslında hepimiz bir sözlü tarih alanına doğuyoruz. Aile tarihimizi böyle öğreniyoruz ya da tamamını bazen öğrenemiyoruz. Başka aile bireylerinden öğreniyoruz. Çalıştığımız kurumların geçmişi hakkında pek çok bilgiyi sözlü aktarımlarla alıyoruz. Böyle uluslararası bağlamda düşünürsek her toplumsallığın sözlü iletişime farklı yaklaşımları olabiliyor. Avrupa'da, Latin Amerika'da, Çin'de sözlü kültürün ifade ediliş biçimleri, geleneksel kültürdeki türler, masallar, epikler, baladlar çok farklı birbirinden. Şimdi Türkiye sözlü iletişimin çok kuvvetli olduğu bir yer. Yani aslında etnografik gözlemin de gündelik hayatın önemli bir parçası olduğu bir yer. Mesela nazar diye bir kavramımız var. Buna Şerif Mardin'in mahalle baskısı kavramını tartışırken göz, bakış konusuna özel bir önem veriyordu. Hani böyle başkalarına bakarak, kendimizi kıyaslayarak yaşayan bir toplumuz ve aslında çoğu kez de kendi hayat hikayelerimizi inşa ediyoruz. Ve bunları böyle farklı bağlamlarda, mesela hastane koridorlarında, otobüs, şehirler arası otobüslerde, hapishanelerde, yurtlarda, bazen askerde birbirimizle paylaşıyoruz. Yani hayat hikayemizi anlatma modalitemiz de var. Ama bir taraftan da mahremiyet bizim toplumsallığımız için çok önemli bir kavram. Ve hani ne anlattığımız, ne kadar anlattığımız ve kime anlattığımız da çok önemli. Dolayısıyla hani sözlü tarih bağlamında kendimizi o bağlamda da hani hatıralarımızı dışarı aktarırken o bağlamda da kendi kendimizi koruyoruz anlatıcılar olarak ve böyle bakıldığında da aslında suskunluklarımızın da bir anlamı oluyor. Bu aile tarihlerinde çok karşımıza çıkan bir şey. Aile tarihlerinde her şey anlatılmaz. Nitet Sirvan hocamız Mutlu Aile ve Sırları diye bir sergi köşesi yapmıştı 1998'de. Yani aileler aslında sırlarıyla kendilerini de tanımlarlar birazcık. Şimdi bu koruma konusunda bana zaman zaman hep böyle bir sözlü tarih arşivi, Türkiye Büyük Sözlü Tarih Arşivi kurulsa diye talepler gelir, sorular gelir. Hani niye kurulmuyor, nasıl kurulabilir vesaire. Şimdi bu birçok farklı ülkede var aslında. Hani Kolombiya Üniversitesi'nin böyle 1930'larda kurulmuş bir sözlü tarih ofisi var. British Sound Archive var. İşte farklı ülkelerde, Latin Amerika'da darbe sonrasındaki siyasi hatıraları derlemek bağlamında kurulan sözlü tarih arşivleri var. Bizde böyle bunun sıkıntısı iki türlü aslında. Birincisi hani her şeyi arşivlemek mümkün mü sorusunu sormamız lazım. Yani her sözlü aktarım, her sözlü hatıra, her hafızamızdaki geçmişe dair farklı sunumlar vesaire. Hani bunların hepsini bir arşiv olarak herkesin topladığını düşünürseniz hani çok çılgın bir arşiv olur. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hani sözlü tarih aslında sözlü formatıyla kendi kendisini bir tür filtreliyor, şeyden geçiriyor, süzgeçten geçiriyor. Bir de biraz tabii şeyle de alakalı, hani özel arşiv konseptiyle de alakalı. Hepimiz belki hani fotoğraf albümlerimiz var, görsel olarak böyle bir arşiv kuruyoruz. Bununla ilgili böyle bir geçtiğimiz haftalarda Oktay Özel, Tuğba Çavdar ve Lorans Tanatar Baruk'la bir toplantı yapılmıştı. Hani orada bunu konuştuk. Yani ne kadarını hani saklayabiliriz, ne kadarını sunumlayabiliriz. Hani bütün bunlar yeni arşivcilik anlayışlarının da bir parçası. Video kameralar ilk çıktığında da bu çılgınlığı yaşamıştık. Böyle her anımızı kaydetme, her bir çocuğun bütün anlarını kaydetme vesaire. Biraz hani bu soruyu sormak lazım. Hani bir sözlü tarih arşivi kurulurken ne bağlamda kuruluyor? Hangi soruyla, hangi sorunsalla kuruluyor? Biraz o kısmı önemli.
Fakat daha önemli diğer tarafı, Türkiye'de sözlü tarihin şöyle bir dileması var. O da Türkiye'de genellikle insanlar hayatlarını anlatmak istiyorlar. Yani özellikle paylaşmak istiyorlar, başkaları duysun istiyorlar. Fakat bunun bir arşivde bir imza, kendi onay imzaları karşılığında derlenmesinden her zaman bir sıkıntı duyuyorlar. Yani imza Türkiye'de sıkıntılı bir şey. Hani başına sonradan iş açabilecek bir şey. Dolayısıyla mesela anlatıyor, o anlatısı bir çalışmanın bir parçası olabilir. Anonim olarak ya da ismi kullanılarak orada yer alabilir. Ama o anlatının bütününün bir sözlü tarih, yaşam hikayesi, yani hayat hikayesi olarak derlenmesi ve arşivlenmesi konusunda imtina edebiliyorlar. Bunda da çok haksız değiller. Çünkü yarın öbür gün o arşivin nasıl kullanılacağının hiçbir garantisi yok şu anda Türkiye bağlamında. Yani bana sorsalar ben de imzalamayabilirim kendi anlattıklarımı. Dolayısıyla böyle de bir dileması var. Yani Türkiye'de sözlü tarihçilik hem bir taraftan çok mümbit, yani insanların anlatılarına ulaşmak pek çok başka yere nazaran daha kolay olabilir, daha etkin olabilir. Ama diğer taraftan koruma bağlamında tam da bu güven konusu girdiği için aslında koruma görevini anlatan kişi araştırmacıya veriyor. Yani bunu korumakla yükümlü olan etik olarak o oluyor ve yaptığı araştırmada onu nasıl ifade edeceğinin çerçevesini araştırmacı biraz çiziyor. Bunun hani kurumsal olarak belli arşivlerde nasıl arşivleneceği konusunda bazı şimdi yeni yeni bazı kurumlar hani belli anlaşmalar çerçevesinde yapıyorlar. Ama yine de bu imza konusu Türkiye'de gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Aslında yazılı kaynak olarak hani sözlü tarih arşivlerinin de büyük kıymeti var. Bu tabii bu söylediğim onay işte şey verilmesi, onay verilmesi ve o şekilde hukuksal olarak tam ve etik olarak doğru bir şekilde arşivlenmesi konuları da daha yakın zamanların konusu. Hani birazcık böyle İkinci Dünya Savaşı sonrası 60'larda 70'lerde hani etnografların önüne gelen şeyler. Daha erken dönemlerde daha direkt toplanmış ve arşivlenmiş malzemelere de rastlıyoruz. Pek çok folklor arşivi mesela dünyanın çeşitli yerlerinde böyle anlatı arşivleri. Ya da mesela ben Tirebolu'daki sözlü tarih araştırmamda mesela çok güncel bir sözlü tarih projesiyle orada başladım. Fakat araştırmam beni Atina'ya yönlendirdi. Hani göçen Tirebolu'ların Atina'daki ve Selanik'teki yerleşimlerinde hani kurdukları yeni düzen üzerine ve onların geçmişe nasıl hatırladıkları üzerine bir araştırma yapmaya başladım. Bunu hem Kalitea'da, Neazimirni'de, Atina'da yaptım. Fakat aynı zamanda bu grubun daha 1930'lardaki, 40'lardaki anlatılarına da Küçük Asya merkezindeki arşivlerden ulaştım. Bu arşivler o zaman ses kaydı olmadığı için not tutularak yapılmış arşivlerdi. Ve benim de gerçekten beni de çok bilgilendirdiler ve yaklaşımımı çok etkilediler. Dolayısıyla hani yazılı sözlü tarih başkalarının derlediği, başkalarının arşivlediği sözlü tarih anlatıları da çok kıymetli bir alan. Ve bu daha farklı arşivlerden hani bundan yararlanarak yeni araştırmacılar çok faydalanıyorlar. Fakat ilk zamanlar yani diyelim 1930'larda 40'larda bunu yapmak daha kolayken şimdilerde biraz daha hukuksal olarak daha farklı olabiliyor. Şimdi biraz Selçuk Hanım'la birlikte buraya katılmamın arka planını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Selçuk Hanım bildiğiniz gibi Japonya tarihçisi, Japon tarihçisi ve onun Japonya bilgisini biz herhangi bir konuda dinlediğimiz her konuşmada sorduğu sorulardan
öğrendik. Ben onun tabii öğrencisi oldum 1984 yılında. Fakat 94 yılından beri hem ofis paylaşarak hem farklı alanlarda birlikte, farklı birimlerde birlikte çalışarak onun folklor ve sözlü tarihe olan merakı ve Japonya perspektifinden, Japonya'daki sözlü kültür evreninden Türkiye'ye mukayeseli bakışıyla yıllar içinde çok şey öğrendim. Ve bu konuda da, bu konularda kendisiyle çok görüş alışverişimiz oldu ve bu süreç içinde de benim için çok kıymetli olan kendi sözlü tarihinin kapılarını bana açtı. O da beni çok aydınlatan başka bir boyutu sözlü tarih ve Selçuk Esenbel'le birlikte bugün burada olmamızın. Tarih bölümü başkanlığını yaptığı süreçte de aslında tam sözlü tarihin Türkiye'de yeni gündeme geldiği dönemlerdi. 90'ların başıydı ve 90'ların ortasıydı ve o dönemde mesela ilk defa bir sözlü tarih dersini onun bölüm başkanlığı sırasında açabildik. 2000 yılında sözlü tarih konferansını birlikte yaptık. Burada tabii Nüket Sirman ve Günhan danışman hocalarımızı da sevgiyle yad edelim. Ama o süreç içinde de şunu gözlemledik. Hani böyle bir konferansı birlikte İstanbul'da yaptığımız zaman nasıl bir mobilizasyon yarattığımız. Yani sözlü tarihi korumak derken hani hep bir anlatıyı korumak, hafızayı korumak diye anlıyoruz. Fakat bir taraftan da mesela o konferansla birlikte bir akademik farkındalığı yaratmış olduk. Ve bu farkındalığı da korumak için birlikte epey çaba sarf ettik. Bunun içinde dönem dönem bu sözlü tarih alanının önemli araştırmacılarını davet etmek oldu. Daniel Berto gibi, Ron Green gibi, Mercedes Planova gibi. Onları da hani 2000'den sonra dönem dönem ağırlayarak birazcık bu öğrencilerimizle hani bu alanın canlılığını birazcık korumuş olduk diye düşünüyorum beraberce. Fakat benim için çok kıymetli bir başka olay 2014 yılında ben kendisini yine başka bir hocam olan Mercedes Villanova'nın başkanlığında yapılan Barcelona'daki Sözlü Tarih Kongresi'nde Margaret Mills'le birlikte Academic Lives panelinde ağırladım. Bu Academic Lives paneli de çok bence yeni bir tür, yeni bir format olarak o zaman düşünmüştüm ve bunu aslında biraz zaman içinde de geliştirmeyi, daha çok bu alanda araştırma yapmayı da düşünüyorum. Şöyle ki, akademik hayatta pek çoğumuzun hayat hikayeleri aslında akademik meraklarımızla çok iç içe. Yani hangisi hangisini tetikliyor tam bilemiyoruz süreç içinde. Dolayısıyla bu toplantıda birazcık kendi hayat hikayemizin akademik alanda çalışmalarımızı nasıl yönlendirdiğini ve o akademik çalışmaların daha sonra hayat hikayemize geri nasıl yansıdığı üzerine birazcık şey yapmıştık, söyleşi yapmıştık ve gerçekten çok güzel bir format olmuştu. Şimdi ben bugün birazcık kendisine söz verirken iki noktanın, iki yoldan gidebiliriz diye düşünüyorum. Birincisi yine bu format, yani Academic Lives bağlamında kendi akademik merakı ve kendi hayat hikayesiyle ilgili bizimle bir kısa paylaşımda bulunabilirse çok seviniriz. İkincisi de kendi araştırmasında karşısına çıkan çok ilginç bir sözlü tarih deneyimi var. Bizimle onu paylaşmasını rica edeceğiz. Sözü ben şimdi Selçuk hocamıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani sözlü tarih yönteminin ve teorisinin Türkiye'deki kurucusu Arzu hocamdır. Yani beni eşit bir şekilde böyle şey yaptınız, tanıttınız. Bu benim için fazla bir iltifat. Şöyle diyebilirim, fakat sözlü tarihin hani idari olarak bölüm başkanlığım sırasında
bir diyelim kuruluşu ve konferansın yapılmasında evet desteğim oldu. Çünkü konunun ve Arzu Hoca'nın birikiminin de önemli olduğunu düşünüyordum ama yani beni bir sözlü tarihçisi hani tam teşekküllü diyelim ki bir sözlü tarihçisi gibi değerlendirmemenizi isterim. Birikimimin o düzeyde olmadığını düşünüyorum. Fakat çok önemli bir konu. Şöyle ki Arzu Hocam'ın söylediği gibi hani kendi hayat hikayemle de biraz bağdaşıyor. Şöyle bağdaşıyor. Ben kendi araştırmamda belki de sözlü tarihe Arzu bunu getirdiği zaman gündeme ilgi duymamın da nedeni o olabilir arka planda. Benim araştırmam çok eski bir dönemle ilgili. 1871 yılında bir Japon köyündeki sadece 3 gün süren ama 18 idamla sonuçlanan bir köylü isyanının analizi. Konu bu. Ben bu konu hakkındaki araştırmamı 1998 yılında Amerika'da Association for Asian Studies'de monograf olarak yayınladım. Konunun da tek kitabıdır. Çünkü kimse kalkıp da bu böyle tek bir köyde bir olay, 3 günlük bir olay çünkü. Araştırmasına o ana kadar pek fazla kimse ilgilenmemişti. Ben gençken yani bu doktoranın çalışması için Japonya'ya gittiğimde 1976-77 yıllarında Japonya'da bulundum ve o köye gittim. Beklenir bir şekilde çünkü sosyal ve ekonomik tarih alanındaki bir çalışma bu. O köyde işte aşağı yukarı 3 ay çok yoğun araştırma yaptım. Onların arşivini kullandım ama aynı zamanda da yaşlıları özellikle mülakatlar yapıyordum. Tabii net sözlü tarih geçmişim var, ne bir böyle disiplinim var. Sadece bir doktora öğrencisi nasıl mülakat yaparsa öyle. Notlarım hala duruyor. Beni şaşırtan şu olmuştu. Tamamıyla bir tarih araştırmacısı olarak bir bana yeni bir diyelim ki soru sormayı öğretti. Bu köylü isyanı 1871'de olmuş. İdamlar da 71'de. Çünkü çok sert bir şekilde Japonya'da yeni kurulan modern devletin kurucusu olan Meiji Restorasyonu ekibi tarafından yani böyle bir yumruk indirilerek bastırılıyor. 18 idam sadece bu köyden çıkıyor. Ama 100 seneden önce evvelki bir olay. Bu arada Birinci Dünya Harbi olmuş, İkinci Dünya Harbi olmuş. Japonya 2 atom bombası yemiş. Savaş sonrasının Japonya'sı müthiş, dünyanın ikinci ekonomisi olmuş. Bütün bu olaylar var bizim kafamızda. Biz Japonya'yı öyle görüyoruz. Ama o köylülerin torunları için hiç de öyle değildi. Onların tarihsel hafızası 1871'de çakılıp kalmıştı. Bu beni bir kere şoke etti. Yani olay dün olmuş gibi. Aradaki olaylar hiç onları ilgilendirmiyor. O büyük şehirlerde devletin işte diyelim ki çok geniş anlamda dünya tarihinin dönüştürdüğü hadiseler. Bunlar böyle bir köy, bir dağ köyü öyle düşünün. 2000 kişi var o köyde oturan. Yani 500 hane falan gibi bir şey. Dün olmuş gibi ama büyük bir böyle enerjiyle ve sıkıntıyla. Yani ağızlarından böyle cımbızla çekiyorsun. Bir şey soruyorsun. Duruyor. İşte 2 bardak daha çay içiyor. Sana böyle yarım cümle bir şey veriyor filan. Ama bir naratif verdiler. Ben şu soruyu sormuştum. Baktım çünkü çok da üstelemem de doğru değil. Ayrıca da saygılı değil. Yani bana konuşmak isteyen konuşur. Konuşmak istemiyorsa, sırlarını saklamak istiyorsa o da onun hakkıdır. Ben şöyle basit bir şey sormuştum. Dedim ki 18 kişi idam edildi. Acaba mezarları nerededir? Ziyaret edebilir miyim? Mezarları falan yok dendi bana. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Onlar vallahi idam edildi. Aileler de cesetleri aldı. Nereye götürdülerse götürdüler. Yani mezar falan yok. Unut. Ben bu hikayede biraz tuhaflık hissetmiştim. Çünkü Japon kültüründe hani mezarının olmaması diye bir şey neredeyse yok gibi bir şeydir. Yani gelenekler açısından. Tamam dedim. İyi. Yani madem öyle diyorlar öyle kalsın.
Sonra 1900 kaç yılıydı? 98 yılında tek yani 83 yılında tekrar gittim. Gene aynı insanlarla görüştüm. 1998'de gittim. En sonunda 2000 yılının başında, 99 ile 2000 yılının başında son bir kez gittim bu köye ve bu sefer de hani biraz boynumun borcu diye Amerika'da yayınlanmış kitabın nüshasını onlara götürdüm. Dediler ki, baktım olağanüstü etkilendiler. Ben eğitim komitesiyle işbirliği içindeydim. Eğitim komitesinde hala o eskiden beni tanıyanlar bembeyaz saçlı artık benden yaşlıydılar zaten. Ondan sonra dediler ki sen mutlaka bir konuşma vermelisin. Japonca basit yani akademik değil ama halkın anlayacağı dilde bu kitabının sonuçlarının konuşmasını vermelisin. Bu lazım, acil. Tamam, hazırlandım. Büyük bir böyle salon ve bütün köy halkı geldi. Hatta tarlalardan geldiler böyle ayaklarında çamurlu çizmeler falan gayet iyi hatırlıyorum. En önde oturuyorlar. Ben konuşmaya bir başladım, herkes ağlamaya başladı. Ya ön tarafta sürekli ağlayan bir adam ve bir kadın. Şimdi baktım ki bu konuşmayı aslında istemelerinin sebebi o sırrın yarattığı bir travma var köyde 100 senedir süren. Onu kırmaya çalışıyorlar. Bir yerde bu konuşma hani şöyle diyelim onların o sözlü tarih memorisinin yarattığı bir suskunluk var. Herkes dün olmuş gibi olayı hatırlıyor ama hiç kimse bunun hakkında konuşamıyor. Köyün bir yarısı öbür yarısına hala düşman, üç nesil geçilmiş. Çünkü bir yarısı öbür yarısını suçluyor. Senin yüzünden benim amcam ya da büyük babam asıldı diye. Sanki dün olmuş olay. Ve konuşma da çok acayip bir şekilde böyle bir duygusal patlamayla bu olayın yaratmış olduğu diyelim üzüntü, sıkıntı, travmanın deşarj olmasına yol açtı. Şimdi buradan ben şunu öğrendim. Ben sonra bu olayın kendisinin değerlendirilebilmesi için hatta Arzu Hoca'dan kitaplar rica ettim. Yani sözlü tarih nasıl kullanılır? Bunu akademik olarak nasıl ben oturtabilirim diye. Buradan da bir makale çıktı. Daha sonra 2000'li yılların ortasında The Power of Memory in Modern Japan diye bir kitapta bir makale olarak çıktı. Yani ben çok şey öğrendim. Ama şunu anladım ki bir, benim için sözlü tarihin kıymeti. Sözlü tarih her yerde aynı şekilde aynı hafızaya dayalı değil. Bir köyde hatırlananla bir büyük kentlinin hatırladıkları son derecede farklı. Bu köylüler için İkinci Dünya Harbi inanmayacaksınız o kadar da önemli değildi. Bombayı onlar yememişti çünkü. Hiroşima Nagasaki'dekiler ölmüştü. Üzülmüş olabilirler ama onlara bir şey olmadı. Onlar için iki nesil önceki babalarının yahut büyük babalarının diyelim idam edilmesiydi. O dün olmuş gibiydi o idam. Dolayısıyla bir köyden bakarak, onun memorisinden bakarak modern tarihi anlatmak çok farklı bir şey. Hiçbir şekilde Tokyo'dan anlatılan modern Japonya tarihine benzemiyor. Yani benim Japon tarihi anlamamı düzeltti. Tokyo, Osaka büyük kentlerin akademik yayınlarından bir modern Japonya tarihi anlattığınız zaman o köylerde yaşayan insanların kendi kafalarındaki modern Japonya tarihi kurgusunu tamamen inkar etmiş oluyorsunuz ve silmiş oluyorsunuz. Yani hikayenin ancak bir kısmını siz anlatabiliyorsunuz. Onların modern Japonya tarihi mesela bana gelen iki soruyu söyleyeyim. Bir soru şuydu. Şimdi bu Türkiye'de çok anlaşılır eminim. Hukuki olarak bu büyük babalarının, amcalarının idam edildikleri karar hala duruyor. Yani tamam onlar idam edildi ama hukuken onlar suçlu bulunmuştu ve o karar duruyor. Yani
adalet mekanizmasının içinde. Bana ilk sordukları soru, senin şu kitabını kullanarak acaba bizim büyük babaları genel affa uğratabilir miyiz? Dertleri oydu. Yani beraat etsinler veyahut da işte itibarlarına olan, o kelime kullanıldı, itibarları zedelendi, itibarları geri verilsin onlara. Onların derdi buydu. Yani büyük babalarının itibarlarını geri vermek. Acaba bu kitabı kullanarak bunu yapabilir miyiz? Vallahi dedim kullanın. Fakat orada çok enteresan, o bölgenin milletvekili ayağa kalktı, dedi ki buna uğraşırız ama hiç başarılı olacağını zannetmiyorum. Adalet Bakanlığı'nın hafızası çok geriye gider. O kararı dünyada kaldırtmazlar. Yani ne, suçluysa onlar suçlu kalacaktır. Ancak parlamentodan belki bir kanun geçirirsek itibarları iade edilebilir, dedi adam. Yani o hadise birdenbire bugünkü acaba köyün sakinlerinin, atalarının itibarları geri verilebilir mi, verilemez miye döndü. İkinci sordukları soru da şuydu. Bu idamlarla ilgili bir küçük teknik bir tartışma vardı. 17 kişi mi idam edildi, 18 kişi mi idam edildi? Herkesin, çünkü o idam edilen aileler de orada. Benim kayıtlarıma göre 18 kişi dedim. Bu onlar için çok önemli bilgiydi. Yani 17 kişi mi idam edildi, 18 kişi mi idam edildi diye. Dolayısıyla ben çok şey öğrendim. Sonuç, bu eğitim komitesinin yaşlıları bana dediler ki yarın sabah çizmelerini giy, yani kirli ayakkabılarını, biz seni alıp bir yere götüreceğiz dediler. Nereye götüreceklerini de söylemediler. Tamam, ben hazır oldum saat 6:30'da sabah. Köylülerden bir tanesi elinde orak gibi böyle gayet keskin bir bıçak, beraber ormana doğru gittik. O görseli size göstermek isterim. Ve uzun bir yürüyüşten sonra o yolu açıyordu, kesiyordu yani yolu. Bana gizli 18 kişinin mezar taşlarını teker teker gösterdi. Yani 76 yılında yok mezar taşları. Nerede gömülürler bilmiyorum dedikleri zaman biliyorlardı. Sonunda herhalde diyorum 2000 yılına gelindiğinde artık bana itimat ettiler. Hani bu kadın da bu kadar uğraşmış, 40 kere böyle geliyor buraya. Bari taşları ona gösterelim dediler. Ve teker 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 biz bu mezar taşlarını ormanın içinde bulduk. Ve böyle yolu açarak girdik oraya. Bütün sarmaşıklar ve çalılarla kaplıydı yollar. Dolayısıyla devletten de gizli tutmuşlar cenazelerini. Yani baskı tarihi olan yerde başka hikayeler var. Ve onu ancak kayıtta olmayacağı için, kayıtlı olmayacağı için bunu hatırlayanların ifadesiyle bu bilgilere erişebilmemiz mümkün. Ne olursa olsun bu köy modern Japonya tarihini kendi anlayışına göre bir baskı altında yaşadı. Onlar öyle düşünüyorlardı. Dolayısıyla oradan baktığınızda Japonya çok farklı gözüküyor. Gerçekten. Pürüzlü gözüküyor, öyle diyelim. Şeyi de gösterirsek, onun yanında bir tane daha bir slide var. Bakın o şimdi slide, bugünkü fotoğraf. Ben 2000 yılında çektim köyün fotoğrafını. Sol tarafa bakın, bir dağ var. Oradaki o orman var ya sol tarafta, biz onun içine girdik. Yani mezarları oralara yapmışlar, gömmüşler. Bir tanesi, onun fotoğrafı maalesef çekemedim, çekindim artık. Bir yaşlı kadının evinde çöp tenekesinin yanında bir mezar vardı. Yani oraya gömmüş ama gözükmesin diye çöp tenekesini de yanına koymuş ki üstü kapalı mezar taşının. O hanım da oradaydı. Artık onun önünde o mezar taşının ben fotoğrafını çekmenin saygısızlık olacağını düşündüm. Çekmedim. Hala, çünkü torun bu.
böyle bir sıkıntılı içinde konuşuyordum. Beni götüren yerel tarihçiler rica ettiler. Ne oldu, gösterin şu mezar taşını diye. Peki filan dedi. Ama böyle sıkıntılıydı. Yani şöyle o çöpleri biraz kenara itti. Taşı gösterdi. Yine üstünü kapattı. Bu artık psikolojik bir bunu travma diyebilirim. Yani gerçekten sözlü tarih bize bunları gösteriyor bir yerde. O travmayı yoksa ben göremezdim. O kalıntıyı asla göremezdim, bilemezdim. Kayıtlar bana hiçbir şey söylemedi bu konu hakkında. Bu aslında Selçuk Hanım biraz tam bu sözlü tarihin kendi kendini koruması dediğim şey biraz bu aslında. Hani sözlü arşiv, belki bunu asla yazıya çeviremeyecekler onlar. Ama bir şekilde hani kültürel aktarımla, sözlü aktarımla böyle... Kaç kuşak belki de yaşayacak. Bu Philip Rutter 1980'lerde yaptığı sözlü tarih araştırmasında ta Katolik Protestan savaşlarına ait anlatılar derlemişti mesela. Yani çok aslında derin yani sözlü tarihin kendi kendini koruması biraz öyle bir şey. Kendi kendisini arşivliyor, hafızalarda arşivliyor ve aslında seçerek ve anlam atfederek şey yapıyor, arşivliyor. Biraz da bu anlattığınız bana şeyi düşündürdü. Sözlü tarih derslerinde ben ondan çok bahsederim. Demir Kırat belgeselini belki pek çoğunuz genç, yani gençler çok hatırlamayacaklar. Belki şey olarak hatırlıyorsunuz. Hani şu anda arşivlendiği için ve YouTube'da olduğu için seyredebiliyorsunuz. Fakat bu Demir Kırat belgeseli ilk TRT'de yayınlandığı zaman o da böyle çok travmatik bir Menderes'in asılış hikayesine kadar giden travmatik bir bölünme hikayesiydi bizim siyasi tarihimizin. Ve her epizodunda böyle sözlü tarih görüşmeleriyle Mehmet Ali Birant bunu derlemişti. Ben onun gösterimini hatırlıyorum şeyde 90'ların başında son bölüm gösterildiği günde böyle bir yaz ayıydı. Ya Eylül'dü ya Haziran'dı, böyle hani yaz döneminin ya başıydı ya sonuydu. Yazlıklarında insanlar evlerine çekildiler. Yani çıkmadı o sokaklarda. Televizyonlarının başında o son bölümü seyretmek için. O kadar kıymetliydi o anlatılar, o derlenen sözlü tarih şeyi, bilgisi. Dolayısıyla gerçekten bu travmatik memorinin böyle derlenmesi bağlamında çok farklı, değişik arşivleme biçimleri var. Bir de şunu düşündüm, hani yerel tarihten bahsettiniz ya, yani kentin içinden kendi tarihini düşünmek ve hani burada da tabii ulusal ve merkezi eğitimle pek çoğumuz aslında ulusal tarihin ben de etkilenerek o sözlü tarihleri oraya yerleştiriyoruz. Ama diğer taraftan da böyle her yerelliğin kendi kırılma noktaları oluyor. Ben bunu Tirebolu'da da mesela çok gözlemlemişimdir. Yani başkası için hiç önemli olmayan bir şey. Mesela Ayana Tepesi'nde kilisenin çanı dururmuş İkinci Dünya Savaşı'nda hani karartmayı haber vermek için. Bir belediye başkanı bir sıkıntıda o çanını satmış, eritilsin ve kullanılsın diye. Mesela bu böyle yerel halkın hiç affetmediği bir şeydir. Yani hani çanımızı sattılar. Yani aslında artık çanın çaldığı bir kilise kalmamış, öyle bir cemaat kalmamış. Ama hani Tirebolu'ya ait bir çan, bir belediye başkanının özel şeyiyle, kararıyla hani bir şekilde... bertaraf olmuş. Bunu Alessandro Portelli'nin The Death of Luigi Tassarano'nun ölümü kitabında da bu şekilde anlatır. Yani her yerelliğin başkası için hiç de önemli olmayan kendi kırılma noktaları oluyor ve tarihi nasıl hatırladığı oluyor. Aslında bu bağlamda mesela belki Türkiye'de de farklı yerelliklerde Türkiye tarihi nasıl hatırlanıyor, evet, nasıl düşünülüyor. Bunu da yapmanın vakti geldi. Çünkü
orada da mesela bugün görüyoruz ki hani herkesin farklı bir geçmiş anlayışı var. Hani geçmişteki kahramanlarımız, önem atfettiğimiz dönüm noktaları vesaire farklılaşabiliyor. Birazcık bunun dökümünü yapma bağlamında da ilginç olabilir. İsterseniz biraz sözü dinleyicilerimize şey yapalım mı? Sorular varsa onları cevaplayarak yol alalım. Tabii olur. Birçok güzel sorumuz var. İlk soruyu Esra Yılmaz'ın sorusunu size soracağım. Sesin yankılanıyor geliyor. Sizde de öyle mi? Yok. Yani gayet iyi benim için. Sözlü tarihi nitel araştırma tekniklerinden birisi olarak kabul eder misiniz? Sözlü tarih görüşmesinin diğer mülakatlardan derinlemesine röportaj, görüşmeden ayıran nedir? Böyle bir ayırım gerekli mi, geçerli mi diye bir sorumuz var. Ben derslerimde sözlü tarih görüşmelerinin röportaj denmesini yasaklıyorum. Çünkü röportaj reporting'den geliyor. Yani ihbar etmekten, muhbirlikten geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani ve gazetecilerin hani röportaj yaparken ki akıllarının çalışma biçimiyle bir sözlü tarihinin kafasının çalışma biçimi arasında çok önemli bir fark olması gerektiğini düşünüyorum. Hani biz bir anlatıyı dinlerken hani sansasyonel headline aramıyoruz. Yani bunu yapan gazeteciye de kötü bir şey yapıyorsun demiyorum. Çünkü onun da mesleği o. Onun da mesleği o görüşmeden o headline'i çıkartmak. Dolayısıyla ama bizim tabii ki sözlü tarih görüşmeleri nitel bir kalitatif bir şeydir. Araştırma metodudur. Farklılıkları şu, belki şöyle, hani tabii ki derin söyleşi, yani sosyolojide de uygulanan, etnografide, antropolojide, antropolojik araştırmalarda da zaman zaman uygulanan derin söyleşi teknikleriyle de hemhaldir. Fakat önemli bir farkı sözlü tarihin, hani daha soyut kavramları anlayabilmemiz için ve kavramsallaştırmaları anlayabilmemiz için, söylemlerin peşine düşebilmemiz için biraz daha hayat hikayesi bağlamında yol almasıdır. Şimdi hayat hikayeleri, insanlar hayat hikayelerini anlatırken bazen çok lineer anlatabilirler, bazen karakterler üzerinde anlatabilirler. Kendi hayatlarına çok etkisi olan kimlikler, kişilikler, bir dayı olabilir, bir öğretmen olabilir, bir arkadaş olabilir. Ya da böyle daha yerellikler üzerinden anlatabilirler. Hani bir sözlü tarih anlatısının çok öznel bir kıymetli çerçevesi var. Dolayısıyla hani metot, Türkiye'de hakim bir şekilde daha çok metot olarak yaklaşılıyor sözlü tarihe, ama sözlü tarih disiplininin kendi farkı biraz tam bu öznerliğin çerçevesi içinde geçmişin nasıl sunumlandığının analizi. Dolayısıyla mesela biz orada mesela şöyle örnek verebilirim. Muhafazakarlık kavramı. Hani birisine sorsanız muhafazakar mısınız deseniz, o der ki ne münasebet. Ya da öbürü der ki elhamdülillah. Yani hani bilemezsiniz muhafazakar. Ya da mesela ne anlamda sordun sen onu? Yani ben der mesela param konusunda çok muhafazakarım. Yani param çok tutumluyumdur der. Farklı farklı yaklaşılabilir. Ama bir cemaatin muhafazakarlığını araştırıyorsanız eğer, o cemaatin farklı bireyleriyle sözlü tarih görüşmesi yaptığınız zaman her özelliğin çerçevesinde o hayat hikayesinin içinde muhafazakarlığın nasıl, muhafazakarlık kavramına nasıl yaklaşıldığı, nasıl dışa vurulduğu, nasıl söylemselleştiğini takip etmek mümkün olabilir. Bu gibi pek çok şey var. Yani hayat hikayelerinin biraz hani sosyal bilimsel düşüncemizin böyle diyalektik düşünebilme anahtarını bize vermesi açısından çok paradokslar da içerir. Yani sözlü tarih söyleşileri aynı hayat hikayesi içinde çok sevilen birisinin aynı zamanda çok nefret edilen birisi olması. Annelerden bahsedildiği zaman
Bir bakarsın böyle annem bağ olmasaydı şöyle yapardım. Sonra annemin yüzünden böyle yapamadım. Uzanım içinde o paradokslar da var ve onların hakim olduğu bir anlatı da var. Dolayısıyla hani hayatın kendisi gibidir sözlü tarih anlatısı. Tabii bunun iyi analizciler, deneyimli analizciler front kısmını daha ön planda olan aktarımla arka planda anlatılmayanların kapanma biçimlerini vesaire bunları da bulabilirler. Bir de çok ideal olarak aslında sözlü tarih araştırmalarında biz bir görüşmeciyle birden fazla görüşüyoruz. Çünkü hayat hikayesi ilk derlendiğinde bir ön anlatı gibi oluyor. Bir sonraki siz ayrılıp 2-3 gün sonra tekrar bir araya geldiğinizde ya da bir hafta sonra o hafıza başka hatıraları tetikliyor ve aynı konuların belli ceplerini açmak mümkün olabiliyor. Yani hem araştırmacı bir donanım kazanıyor. Mesela merak ettiğim sorunsalı konuyu bu anlatılan hikayenin bana sunduğu anahtar kelimelerle, dünyayla, evrenle nasıl sorabilirim? Biraz araştırmacı onu görüyor. Araştırmacıya anlatan kişi de hani eksik kalan, sonradan hatırladığı şeyleri anlatma ve tamamlama fırsatını buluyor. Dolayısıyla bir görüşmeciyle 2-3 görüşme yapabilmek aslında ideal bir sözlü tarih araştırmasına alan sağlıyor. O bakımdan hani tabii ki nitel araştırmacılığın bir parçası fakat kendine özgü metodu ve yaklaşımı da olan bir alan. Ben bir de şu noktayı belki yani belirtmek istiyorum. Şimdi sözlü tarih 20. yüzyılda çok yeni bir alan olarak doğdu. Arka planında belki 20. yüzyılda yaşanmış çok büyük savaşlar, travmalar vesaire var. Yani bence boşuna da doğmadı sözlü tarih. Her şey gül gülistanlık olsaydı belki sözlü tarih üzerine ihtiyaç biraz daha hani bu kadar çok bilinçle ortaya çıkmayabilirdi. Aslında fakat yöntem olarak baktığınızda en klasik tarihçilerin, yani Herodot ve Thucydides'ten bahsediyorum, en önem verdikleri yöntemdir. Biz bunu unutuyoruz. O kadar çok yazının esiri olduk ki ve sürekli tarihi sadece yazılı kaynaklar, sadece belgeler, sadece geçmişte yazıya dökülmüş olan düşünceler olarak asırlardır yorumluyoruz ki klasik tarihçilik, yani ilk tarih kitabı yazan iki kişi var bizim coğrafyamızda. Birisi Herodot, malum tarihin babası diye bilinir. Birisi de ondan daha belki siyasi tarih alanında kurucu olarak görülen Thucydides'dir. İkisi de birer savaş hakkında yazmıştır. Ve kendilerini ilgilendiren, yani Herodot'un, tamam o herhalde çocuktu ama babası mutlaka Pers savaşlarını gördü. Yani Persler çünkü oradan geçip gittiler. Thucydides bir generaldi ve bir savaşın içinde yaşıyordu. Yani tarihini resmen hani günlük olayların çerçevesinde, yani ben niye bu savaştayım? Niye bu savaşın içindeyim? Bu savaş neden ortaya çıktı gibi çok diyelim ki önemli soruyu sorarak kitabını yazdı. İkisi de olayı yaşayanın önce hafızasında, belleğinde kalan bilgileri önce almak lazım. Esas en önemli veri budur diye çok açık söylerler kitaplarında. Yani İngilizce tabirle eyewitness report, yani şahit olmuş olan kişiyle konuşman lazım. Onu gideceksin, bulacaksın. O savaş meydanındaki sağ kalmış bir asker olabilir, yoldan geçen birisi olabilir ama olayı görmüş. Önce onu, keşke tabii bize nasıl bu bilgileri aldıklarını anlatsalardı, anlatmıyorlar. Ama çok böyle sürekli uyarıyorlar. Yani bu bilgileri alırken çok dikkatli olunması lazım.
gayet böyle özenle kaydedilmesi lazım o bilgilerin. Demek ki bir yöntem vardı kafalarında. Yani Karakuşi'yi gideyim de şöyle bir konuşayım. Öyle bir şey değil. Yani birçok yerde de zaten isim de veriyorlar. Filanca işte şahit verdiği bilgilere göre olay şöyle olmuştur. İsim de veriyorlar. Dolayısıyla sözlü tarih aslında tarihçiliğin ilk metodu. İlk bilimsel metodu. Çünkü yaşanmış yakın olaylarla ilgilidir ilk tarihçilik. Ya içinde yaşadığınız ya da size yakın olaylarla. Yani hala o hatıraları anlatabilecek yaşayan insanların olduğu olaylardır. Tarihçilik aslında özünde onunla ilgilidir. İlk ortaya çıktığında yaşanan olayları kaydetmek ve değerlendirmek. Bu sonradan değişti. Yani yazının gelişmesiyle yazılı kaynak yerini aldı. Sözlü tarih geleneğinin. Dolayısıyla biraz da tarihçilikte çok geçmiş dönemlere gitme ihtiyacı ve amacı belirginleşince yazılı kaynak önem kazandı. Çünkü 300 sene öncesi biraz zor sözlü tarih olarak yapmak. Ama esas klasik tarihçiliğin yöntemidir sözlü tarih. Yani bunu da vurgulamak isterim. Benim de bu noktada bir sorum olacak aslında bu konunun bir devamı olarak. Sözlü tarih konusunu Türkiye'de akademiye sunduğunuz zaman aslında nasıl tepkiler almıştınız, nasıl karşılanmıştı ve bir zorluk yaşadınız mı, yaşadıysanız bunun nasıl üstesinden geldiniz? Yani bununla ilgili birkaç soru daha var yani şeyde sorularda da. Kısaca şöyle söyleyeyim, tabii yani sözlü tarih disiplinin Türkiye'de ilk başladığı zamanların içindeydim ama hani bir tek ben yoktum. Aslında bu alana çok merak vardı. Yani ben Türkiye'ye dönmeden evvel mesela Tarih Vakfı Paul Samson'u davet etmişti. Sözlü tarih alanını biraz disiplinler olarak anlatsın diye. Kadın Eserleri Kütüphanesi ilk kurulduğunda ilk kadın sözlü tarihi pilot projesi yaptı. Yani nasıl yapılır sözlü tarih konusunda hani böyle kurumlar da aslında çok meraklılardı. Dolayısıyla hani öyle bir tam tersi çok önce büyük bir merakla içine dalındı. Benim daha sonra böyle bir iki bununla ilgili kritik makalem oldu şu bağlamda. Yani çok cazip bir alan olarak herkese göründü. Yani gidiyorsun insanlarla konuşuyorsun, anlattıklarını yazıyorsun, adına da sözlü tarih diyorsun. Oh ne kolay yani ne güzel, ne rahat, ilginç vesaire, hiç duymadığın şeyleri duyuyorsun. Hani olay o kadar basit değil, o anlatıların derlenmesi, arşivlenmesi, yazıya geçirilmesi ve analiz edilmesi, incelenmesi, yorumlanması aslında sözlü tarihin kendi alanı. Fakat bu alanda hani sonradan farklı farklı yaklaşımlar oldu. Yerel tarih olarak çok büyük bir merak ortaya çıktı. Yani her yerellik işte Giresun yok, Amasya şu bu böyle her belediye kendi tarihi ve sözlü tarihine dair şey oldu. Bir de çok davetkar oldu. Birçok insan da hatıra kitabı yazmaya başladılar. Mesela kendi özelliklerinden kendi hatırladıklarını kendi kendileri anlatarak birazcık ortaya koydular. Ben Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Beykoz Kundura'da böyle kurumsal tarih olarak güzel araştırmalar yapılıyor. Sümerbank fabrikasının tarihi olarak. Yani bence çok faydalı ve güzel bir alan oldu. Öyle çok büyük bir tutuculuk olmadı. Tutuculuk tarih camiasında var. Şöyle var o da, yani Selçuk Hanım onun tabii onun dışında tutuyorum. Çok eksepsiyonel ama genelde Türkiye'de tarihçilik bir belge fetişizmi üzerinden de yürüyor. Dolayısıyla sözlü tarihçiliğin biz tarih bölümümüzde bunu zorunlu ders olarak okuttuğumuz için hani bizim bölümde tarih eğitimi alan herkes biraz tam da sözlü tarihin kaynakla kişi arasında, araştırmacı ve kaynakla kurulan ilişki bağlamında nasıl bir önemli egzersiz olduğunu öğrenerek şey yapıyor. Çünkü sözlü tarihte konuştuğunuz kişi sizin yazdığınızı okuyabilecek
konumda olduğu için yazdığınız ve topladığınız bilgiyle kurduğunuz ilişki daha farklı oluyor. Biraz zaman aralığı geliştikçe mesela deli o dönem çok eski dönemlerde kullanılan deli komik bulma gibi bir üstünlük hissedebiliyor tarihçi ya da ne bileyim hani daha böyle sınıfsal olarak daha farklı kesimlerin tarihsel bilgileri üzerinden işte makaleler, kitaplar yazılabiliyor. İyi bir tarihçinin ve inanın bana bütün iyi tarihçiler sözlü kültürün ve sözlü iletişiminin ustası olarak yazılı kaynakları inceliyorlar, derliyorlar. Çünkü tarihsel tahayyülü ve tarihsel etnografiyi çok tetikleyen de bir alan. Yani çok o bağlamlarda çok öğretici de bir alan sözlü tarih çalışmaları. Ben hani zaman içinde bu zaten hani sözlü tarih bir tek sözlü tarihle yapılmıyor. Sözlü tarihin anlatıları hani demin Selçuk Hanım Herodot'tan ilk tarihçilerden bahsediyor. Nasıl kendi yakın tarihlerini yazdıklarından ama şu anda biz de hani sözlü tarih derlemesi yaptığımızda ilk baktığımız hani anlatının bir tür böyle cross-examination diyoruz. Çapraz şeyi incelenmesi yani yazılı kaynaklarla diğer anlatılarla kurduğu ilişki onlarla böyle doğrulanması test edilmesi vesaire üzerine o bilgileri birazcık şey yapıyoruz, anlamlandırıyoruz ve Alessandro Portelli'nin dediği gibi hani olaylardan çok onların nasıl hatırlandıklarını bir fact olarak, bir olgu olarak kabul ederek yol alıyoruz. Ben de belki şunu eklemek isterim. Mesela benim için bu hala yaşayan sözlü tarih bilgisi bu köydeki, Takayno köyüdür adı bu arada. Şöyle teyit edildi, mezar taşlarını gördüğümde. Çünkü hani hatırlıyor musunuz, biz nerede olduğunu bilmiyoruz. İdam edildiler, cesetleri de alıp götürüldü denmişti önce. Sonra işte en son konferanstan sonra bana mezar taşlarını gösterdikleri zaman ben o travmayı anladım. Ve bir yerde hani o sözlü tarihte yaşamış o ana kadar ki o hafızanın bu mezar taşları etrafında diyelim işte döndüğünü ve en sonunda da hani o mezarları da görünce benim için o bir kanıt oldu. Yani o travmanın kanıtı oldu. O mezar taşlarının nihayet en sonunda gösteriliyor olması. Orada bir soru var, teknik bir soru. Bu travmatik olayının sebepleri. Bir tanesi bu bir çok yüksek, çok acımasız olarak değerlendirilen bir vergi politikası sonucu. Patlamış bir köylü isyanı. Bu şaşırtıcı bir şey değil. O yıllarda Japonya'da vergi çok yüksek. Köylüler de isyan ediyorlar ve de bastırılıyor. Fakat travma köylü isyanı olduğu için değil. Çünkü Japon tarihinde mesela 1867'ye kadar ki eski dönemde binlerce köylü isyanı var. Hiçbiri bu kadar fazla travma yaratmıyor. Bunun travmasının sebebi çünkü modern devlete karşı devrilmiş olan eski şogunlar, feodal rejimine karşı olsaydı isyan, bu insanlar kahramanlaştırılırlardı. Nitekim mesela bana gelen sorulardan biri çok tuhaftı. 1936 yılında o zamanın Japon hükümeti karar vermiş ki feodalizme karşı isyan etmiş köylüler bizim vatanperver kahramanlarımızdır. Yani milliyetçilikle köy işte isyanlarını bir şekilde birleştiren bir ideoloji üretiyorlar. Yani halkın kahramanları adaletsizliğe karşı, feodalizme karşı o kelimeyi kullanarak isyan etmiş olan köylülerimizdir. Ve o köylere de birer tane o köy isyanının meşhur kimse lideri onun bir heykelini yaptırtıyorlar belediyeler. Böyle ideal bir şekilde kahraman gözüken heykeller.
Bana şu soruyu sordular. Bizim köye niye heykel yapılmadı? Yapılmamış ama. Neden? Çünkü onlar 1871'de modern devlete karşı isyan ettiler. Kahraman değiller, vatan haini onlar. Ve nitekim kararlarını ben okuduğum için biliyorum, vatan haini olarak idam edildiler. Korkunç bir şey bu. Onun için de itibar, iadeye itibar istiyorlar. Yani biz vatan haini birinin çocukları olarak tanınmak istemiyoruz. Kalksın bu yafta onların sicilinden diye. Yani istedikleri bir nevi böyle bir af, beraat, o suçun üstünün silinmesi ve mahkeme kayıtlarından vatan haini suçluluğunun kaldırılması. Onların istediği buydu. Devletlerin de ne kadar acımasız olduğunu da görüyoruz burada. 1936 yılında hala birisi bürokraside bunlar vatan hainidir, bunlara heykel yapılamaz diye karar veriyor. Düşünsenize. Aradan bu kadar yıl geçmiş. Hiç unutulmuyor. Bunun evet. Örneklerini görebiliriz herhalde. Evet. Bu noktada aslında biraz karşılaştırmayı sormak istiyorum. Bu konuda birkaç soru geldi. Sen sözlü tarih çalışmalarında bir karşılaştırma yöntemi mümkün mü diye İnci Hanım'dan bir soru geldi. Japon ve Türkiye'deki sözlü tarih çalışmaların bir karşılaştırması olabiliyor mu? Olmuyorsa niye diye. Şöyle aslında çok kısaca başlangıçta bahsettim. Yani her toplumsallığın sözlü tarih geleneği farklı olabiliyor. Ve hani mesela bizde daha kadın çalışmaları çok mesela ön plandaydı ilk sözlü tarih gündeme geldiğinde. Daha sonra yerel tarih çok gündeme geldi. Şimdi daha sonra da etnik tarih. Daha bu etnik çatışmaların özellikle Kürt hareketinin böyle yarattığı sorular vesaire bunlar üzerine Ermeni yani bizim Osmanlı geçmişimizin böyle tetiklediği bazı alanlar gündeme geldi. Dolayısıyla siyasi tarih de tabii bunun bir parçası. Hani siyasi tarih açısından da mesela Alevi kültüründe böyle belli dönem noktalarını araştıran çalışmalar var. Şimdi mesela sol tarihimizi 70'li yıllar, 60'lı yıl, 70'li yılların sözlü tarihine bir ilgi artıyor. Bence bu böyle zaman içinde çok gelişecek. Hani farklılaşacak, şey yapılacak. Her ülkeninki farklı. Mesela Latin Amerika'da bu darbe sonrası tetiklenen çok önemli bir sözlü tarih alanı var. İngiltere'de daha işçi tarihi bağlamında gündeme geliyor. Yani iktisat tarihçileri, Marksist İktisat tarihçileri böyle ekonomik tarihe bakarken hani işçilerin sesini duymadıklarını birazcık fark ediyorlar. Ve o sosyal tarihçilik bağlamında sözlü tarihi hani son kuşak şeyleri, işçileri böyle interview ederek yola çıkıyorlar. Dolayısıyla hani tabii ki karşılaştırma yapmak yani ülkelerin entelektüel tarihlerini karşılaştırmak gibi aslında hangi ülkenin, hangi ulus devlet sürecindeki onun kırılma noktasını nasıl araştırıyor sorusuyla birazcık alakalı. Bizim mesela daha çok Latin Amerikalılarla örtüşüyor. Özellikle darbe tarihi bağlamında mesela arada böyle bir araya gelince o şekilde şey yapabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Kadın tarihi biraz toplumsal cinsiyet bağlamında da böyle cross cultural şeyler oluyor. Mümkün ama böyle hani çok fazla da böyle çekip uzatmamak da lazım. Hani hepsinin kendi şeyi var. Bir de tabii ulus devletin içindeki sözlü tarih de ulus devletin içinde kalmıyor hiçbir zaman. Yani işte ben Trebolu'da multi-sited ethnography diyoruz. Hani Trebolu'da bir araştırma yaparken bir ayağı da onun muhakkak Yunanistan'da oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar şey, mesela o araştırmalarımı yaparken Ermeni cemaatinden kimseyi bulamamıştım. Sonra araştırma yayınlandıktan sonra onlar beni buldular. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi mesela yeni bir şey yazsam onların anlatılarıyla birlikte yazmam gerekiyor. Evet.
Selçuk Hocam, size de bu konu devamı olarak bir soru geldi. Sözünüzü ettiğiniz, yani size doğrultuluyor soru. Nerede? Sözünüzü ettiğiniz yazılı kaynak etkisi bu iki kültürde sizce nasıl kendini gösterdi? Japon ve Türk sözlü tarih anlatım biçimlerini nasıl kıyaslarsınız diye. Arzu Hocam bahsetti ama size de özellikle böyle bir soru geldi. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu sözlü tarih bilgisi benim için hani hepimizin hayatında ve de tarihte bir olayların nasıl teşekkül edeceğini belirleyen koşullar vardır. Yani olmazsa olmazlar diyelim ki. Ama bir de tesadüfler vardır. Böyle tamamen kazaen bir olay olur ve birdenbire yeni bir kapı açılır, yeni bir şey olur. Benim için bu böyle bir kazaydı. Yani ben 1976 yılında bu köye gittiğim zaman sözlü tarih yapacağım falan hiç böyle bir şey yok. Sadece bu travmanın devam ediyor olması beni şaşırttı. Genç bir araştırmacı olarak. Yani nasıl olur diyorum. Bir de kafamızdaki Japonya imajı çok yaldızlı ya o yıllarda. Hani diyelim ki son yaşanan korkunç travma ve hakikaten korkunç bir şeydi. İkinci Dünya Harbi. Ama üstünden neler geçmiş, neler olmuş vesaire. Dolayısıyla böyle bir köyde 100 sene öncesinin travması içinde insanlar birbirine küs konuşmuyor. Ve daha da önemlisi şöyle bir sıkıntı oldu. Onu çözdürebildiğime ben doğrusu kendim açımdan mutluyum. En son 2000 yılında o konuşmayı verdim ya. Kitabı da verdim onlara. Dediler ki ha onların bastırdığı bende de kopyası var. Çok güzel şöyle kalın. 3 ciltli köy tarihi var. Yani tabii bu yazılı kaynak diyorsunuz. Japonya'da yerel tarih yapmak o kadar rahat ki bize nazaran. Çünkü yazılı kaynakları çok zengin bir kırsal dünyadan bahsediyoruz. Okuma yazma oranının zamanında çok ileri olduğu. Her köyün gayet bilimsel yazılmış almanakları ve tarihleri var bugün. Bir tek bu köy 19. yüzyıl cildini basamamıştı. Niye basamamış biliyor musunuz? O 1871 isyanını nasıl yazacağız? Üzerinde bir görüş birliği olmadığı için bir de ifşa etmek istemiyorlar. Yani sonucu çünkü bir felaket oldu. Dolayısıyla basmıyorlar kitabı. 3 cilt basılmış, 19. yüzyıl yok. En sonunda 19. yüzyılı bastılar biliyor musunuz? 2004-2005 yılında şöyle bir formül bulmuşlar. Esenbel denilen bir kadın var te uzak diyarlarda. Hani uzaktan gelmenin de biliyor musunuz bir avantajı var bazen. Böyle bir kırıp geçirebiliyorsunuz. Türkiye denilen bir ülkeden geldi. Bizim bu isyanı da çalışmış. Onun kitabında şöyle yazıyor diye benim kitaptan aktarma yaparak o isyan konusunu hani biz kendi aramızda bir şey söylemiyoruz. O öyle demiş biz de işte buraya yazıyoruz gibi bitirip 4. cildi basabildiler. Yani burada da işte o sözlü tarih dönüşümünün yazılı kaynağı bir şekilde nasıl aktarıldı? Yani başkası bir şey yazdığı için onlar da yazabildi gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi 4. cilt var. Bizden olmayan kavramı önemli sanırım o noktada ama bir de güven. Yani güven ama bir de düşün 100 yıldır bir şey yazamamış. Yabancıyı kullanarak yazıyorsun. Yani biz taraf tutmuyoruz. Birisi gitmiş bunu yazmış. Biz onun oradaki bilgileri aktarıyoruz. O kadar. Yani nasıl yorumlanırsa yorumlanır gibilerden. Öyle bir yardımı oldu. Yani o cildin tamamlanmasında. Tabii karşılaştırmalı olarak kaynak açısından baktığımızda
Bizim avantajımız, biz çok söze dayalı bir kültürüz, konuşuruz. Sır dahi tutsak, şartlar müsaitse, değil mi? Konuşulur. Yani bir sohbeti olan, hani Akdeniz sohbet kültürü olan bir dünyadır. Söz önemlidir bizim ülkemizde. Gerçekten önemlidir. Bir şey yazılı yazın, kimse onu ciddiye almaz. Ama yüzüne söyleyin, ikna edici bir tonla söyleyin, karşınızdaki kabul eder onu. Ama istediğiniz kadar yazmış olun. Şimdi Japonlar tam tersi. Söz onlar için çok ikincil düzeyde önemli. Konuşmak hiç bu kadar önemli bir kültür değil. Yazı önemli onlar için. Dolayısıyla yazıda ifade edildi mi edilmedi mi? Onlar için en önemli şey o. Yani tam bizim tersimiz bir kültürden bahsediyoruz. Yazılı kaynağın çok çok önemli olduğu ve tek gerçeğin de neredeyse o yazılı kaynak olduğu. Biz halbuki %50 %50 derim bizim kültürümüz. Yani söz bizde çok kuvvetlidir. Ben öyle düşünüyorum. Hatta yazıya güvenmeyip de sözlü olarak teyit ederiz. Hani öyle yazıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle ben de bazı sorular görüyorum. Onlara bir topluca cevap vermek isterim. Tabii. Tabii. Bu özellikle görüşme bağlamında hani derleyen kişi ve anlatan kişi arasındaki bilgi aktarımıyla ilgili sorular var ve bir müzikalite üzerine var. Öncelikle sözlü tarih, şunu hatırlatayım. Sözlü tarih yöntemi üzerine Vekam'la Haziran'ın başında bir toplantı yapacağız ve sadece yöntem konusuna odaklanılacak o toplantıda. O zamana kadar da hani genel okuma olarak sorular var. Genel okuma olarak Oral History Reader kitapları var. Bunları aslında Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Onu ben bir araştıracağım. Yani birkaç şeyle konuşup 2-3 tane önemli antoloji var. Orada hani bu alanda çok multidisipliner de başlayan bir hareket aslında sözlü tarih araştırmaları. Sadece böyle tarihçiler değil, daha çok sosyologlar, antropologlar, folklorcular. Dolayısıyla hani şey kısmı, bakış açısı, metot kısmı çok canlı, farklı. O bağlamlardan yazılmış çok önemli makalelerin derlendiği temel okuma kitapları var. Bununla benim bildiğim iki tane var. Birisi antoloji, birisi reader kitabı. Bunları aslında Türkçe'ye kazandırmamız lazım ama bana yazarsanız ben bu bilgiyi tabii ki sizlerle paylaşırım daha sonra. Müziğin etkisini sormuşlar. Müzik tabii ki çok önemli. Yani sözlü tarihin aslında sözlü anlatılar eskiden özellikle folklorik anlatılar, epikler, hani kendi cemaatinin geçmişini anlatan kahramanlık hikayeleri vesaire, bunlar sazla söylenip anlatılan hikayeler. Hatta bizim aşık edebiyatımız da bunun üzerine kuruldu. Bence mesela sözlü tarihte müziğin şöyle de bir önemi var. Hatıraları çok tetikliyor müzik. Yani böyle bunu aile ortamlarında gözlemleyebilirsiniz. Sorabilirsiniz de hani süreç içinde bu sözlü tarih şeylerinde, görüşmelerinde. Dönemleri müziklerle hatırlayan, şarkılarla hatırlayan, bir plakla hatırlayan ya da mesela o dönem kaset vardı, kaset bozulmuştu, ben onu yeniden geri sardım vesaire. Yani bu tür bağlamlarda müzikle hafıza ve anlatı çok birbirini besleyen alanlar. Güvenilirlik konusunda da şu, yani çok kısaca şunu söyleyebilirim. Sözlü tarih görüşmeleri tamamen diyalojik kurulan iletişim alanları. Yani anlatan kişi karşısındaki kişiye anlatıyor. Dolayısıyla hani annesine anlatsa belki başka türlü anlatacak. Hmm. Öğrenciye anlattığında bir şekilde anlatıyor. Bir araştırmacı. Dolayısıyla o ona bazen ortak yazım deniyor. Yani aslında o anlatıyı o performatif alanda karşılıklı kuruyorsunuz. Ve bu diyalog üzerine kurulu. Onun da temelinde güven var. Bu güven kazanılıyor. Yani o kadar da kolay bir şey değil. Güvene giden yol birincisi samimiyet. Saklamamak, etik kurallara uymak.
zorlamamak. Yani çünkü kimse, yani birisi size hayat hikayesini anlatıyorsa bu bir imtiyazdır, bir lütuftur. Bana gelseniz şimdi anlat bana hayatını deseniz ben ne münasebet ederim? Yani hani niye anlatayım ki? Değil mi? Hani bir manası olması lazım. O anlatının bir yere gideceğini sizin bilmeniz lazım. Dolayısıyla o bağlamda karşı tarafı çok ikna edebilmeniz ve samimiyetinize inandırabilmeniz lazım. Yani yaptığınız samimiyetten de kastım hani böyle canım cicim samimiyeti değil ama yaptığınız işe atfettiğiniz önem ve fayda. Yani bu niye önemli, bu araştırmayı yapmamız, bunu sizden duymam vesaire. Ben şimdi mesela son zamanlarda bu otur sanayi tarihi üzerine çok kafa yoruyorum. Yeni şeyim bu, projem bu. O da bu otur sanayiler kuruluyor, yer değiştiriyorlar ve oralar inanılmaz alanlar ve çok böyle erkek egemen alanlar gibi duruyorlar. Ama aslında çok inanılmaz böyle bir gündelik yaşamları var. Bir kadın olarak mesela oraya girmek kolay değil. Ancak kaza yapacaksın, arabanı tamir ederlerken hani dükkanda duracaksın. Öyle olabiliyor. Ama burada söylemek istediğim böyle o güven ilişkisini zaman içinde tesis edebilirseniz görüşmeden evvel, yani yapmak istediğiniz işin önemi ve faydası, o zaman kapılar daha kolay açılıyor. Ben bir de her zaman hediyenin çok şeyine inanırım, pozitif enerjisine inanırım. Hani güzel bir hediyeyle gitmek her kapıyı da güzelce de açabiliyor bazen. Validite, yani geçerlilik ve güvenilirlik, yani anlatının güvenilirliği konusunda hiçbir garantimiz yok. Dolayısıyla ben böyle bir şeye gitmiştim, bir tiyatroya gitmiştim E-Dance çerçevesinde. Bir Lübnanlı anlatıcı Beyrut'taki savaştan sonra nasıl ailesi onu Amerika'ya kaçırmış, nasıl işte zorluklar attı oradayken, orada batılı arkadaşlarıyla işte şeyler yapmış, hayat ne kadar zormuş. Beyrut'a döndüğünde her yer kırık dökük vesaire falan. Bununla ilgili böyle bir tek kişilik bir anlatı, storytelling performansı yapmıştı. Garaj İstanbul'daydı galiba. Ondan sonra biz de böyle büyük bir şeyle dikkatle dinledik, etkilendik falan. Ondan sonra çıkışta hatta ben gittim yanına, dedim ki benim de Beyrut'ta akademisyen arkadaşlarım var. Valit Sadık'ı tanır mısınız işte, Samira bilmem ne, Ahmet Baydın falan. Aa dedi, tanırım falan dedi bilmem ne. Sonra çıkışta da sevgili Gurur, bu işi organize eden öğrencimiz, hocam nasıl buldunuz dedi. Ben de ay çok duygulandım dedim, çok etkilendim falan. Ama anladınız değil mi dedi. Nasıl dedim? Yalan da hepsi dedi. Nasıl dedim? Yani dedi, bu dedi performansın özü şu. Batılı bir Beyrutlu'dan ne istiyor? Bunu anlatmasını istiyor. Ben de bunu onlara anlatırım. Dalgamı geçerim. Onları kandırırım. Yani aslında izleyici benim. Şeyler onlar. Dinleyiciler aktör. Ve ben yani bu benim için çok, hep derslerimde anlatıyorum hani bizim aptallığım nasıl böyle hani utandığımı sonradan. Fakat ben dedim hiçbir şey anlamadım. Aha dedim, bunun bütün olayı bu. Yani anlatan anlatının içine istediğini koyabilir. Yani çoğu zaman insanlar hani olguları algıladıkları şekilde anlatıyorlar. Hani büyük ölçüde. Hani böyle oyunlar yapmıyorlarsa, böyle tiyatral performanslar yapmıyorlarsa, ama o anlatının içindeki olguları muhakkak çapraz sorgulamayla şey yapmamız lazım, peşine düşmemiz lazım. Yani belli kırılma noktalarıysa, önemli bir konuysa hem yazılı kaynaklardan hem diğer sözlü anlatıcılardan aynı hikayeyi dinlememiz lazım. Farklı nasıl anlatıldıklarını dinlememiz lazım. Bu önemli bir parçası, ama diğer taraftan da işte demin söylediğim gibi bu Alessandro Portelli şunu söyler, her anlatımda aslında olgulardan çok onu nasıl anlattığımız bir olgu. Yani biz niye, hani Selçuk Hanım diyor ya, sözlü tarihi bugün yapıyoruz, bugünden yakın tarihi anlamak için yapıyoruz. Soruyoruz, o ne oldu, bu ne oldu, şu ne oldu. Tam da işte niye onu merak ediyoruz, ona nasıl bir anlam veriyoruz? Asıl evet. Olgu budur. Yani asıl hakikat budur.
ve onun izinden aslında hani sözlü tarih anlatılarına da yaklaşıyoruz. Evet, bu konuyla ilgili çok soru geldi ve gelmeye de devam ediyor. Nasıl güveniriz hem anlatılana ama ancak mülakatı yaptığımız, söz tarihi yaptığımız kişiyle aramızdaki güven de nasıl gelişebilir diye. Çok kapsamlı cevapladınız bu soruyu Arzu Hocam. Selçuk Hocam, size bir soru var aslında. 1900 Emirhan Mutlu'dan geldi bu soru. 1971'den bugüne süren bir toplumsal hafızanın örneğini sundunuz. Türkiye'de gündelik siyasette sık sık dile getirilen işte SSK'nın batması, ekmek yağ kuyrukları gibi bir hafıza üzerine bir siyaset inşa ediliyor. Toplumsal hafızaya dayanan bir siyaseti uzun süreli uygulanabilir buluyor musunuz? Sözlü tarihin politikayla ilişkisi nerede duruyor? Sözlü tarihin, evet, bizde çok kullanılıyor. Yani bizde olağanüstü bir şekilde geçmişteki belki de çok sarsıntılı siyasi tarihimiz olduğu için hafızalara yer etmiş vaziyette. Yani işte o 70'lerdeki mesela zeytinyağı, benzin kuyrukları. Yani en ufak bir hani 70'ler konusu bir gündeme gelse herkes bunları hatırlar. Ve herkes bunları hatırlatır, öyle diyelim. Dolayısıyla yani belki de dediğim gibi çok dinamik bir siyasi tarihimiz var. Durgun değil kesinlikle. Dolayısıyla onun toplumsal diyelim ki olaylarla ilişkisi çok kuvvetli ve kullanılıyor da. Yani siyasetçilerimiz de kullanıyor. Tarihçiler de referanslar vererek kullanıyorlar. Yani bunu da belki hani bir konu olarak ele almak lazım. Neden bu toplumsal olaylar hatırlanıyor? Bu önemli. Yani neden hatırlanıyor? Bir de bir neden yer ediyor yani hafızada ve o dönemi simgeliyor diyelim. Amerika'da bir ölçüde bu 1968 öğrenci hareketi ve 70'li yılların Vietnam Savaşı'nın yarattığı travma diyebilirim. Ve de onun işte toplumsal yansımaları, tartışmaları vesaire. O da onların siyasi diyelim ki söyleminde ve siyasi hafızasında çok derin yer etmiş olaylardır. Yani onlar da bu dönemlere bakarken o kitlesel diyelim ki işte duruşları hatırlarlar. Filmlerinde de görüyorsunuz. Yani bu dönemlerle ilgili film yaptıkları zaman. Bazı dönemler, bazı toplumlarda bu toplu hareketliliğin hatırasıyla belirleniyor. Yani her yerde aynı olmayabilir. Mesela Japonya için şöyle düşünüyorum, örnek alayım. Evet. İkinci Dünya Harbi itiraf edilsin ya da edilmesin. Hem kişiler düzeyinde hem de tabii bu söylediğiniz anlamda siyasi söylemde, toplumsal hafızada çok büyük bir travmadır. Gençler belki onu tam hatırlamıyor olabilir. Çünkü gençlerden mümkün olduğu kadar bu hatırayı silmeye çalıştı aileler. Aslında öyle bir soru var şu anda. Gençler bu travmayı hatırlıyor mu diye bir soru da vardı. Ben tabii ister istemez orta yaş ve üstü. Yani bayağı yaşlı insanlarla görüşüyordum. Fakat o en son bahsettiğim konuşma sırasında yani onlardan çok daha genç ama bir şekilde aile hikayeleri olduğu için o travma aktarılmış. Yani köyde kaldıysan bu travma sana bulaşmıştır. Tokyo'ya göç edip gittiysen arkanda bırakmışsındır. Ama köyde kalanlar bence unutmaları mümkün değildi. O ağlayanlar mesela yani orta yaş ve altı genççe kişilerdi. O, mümkün değil. Onların yani yakın olmuş olması mümkün değil. Yaşlı değillerdi. Köyde kalanlar
bence bu geçmişten gelen hatıraya hapsoluyorlar. Bu bizde de bilinir. Yani bazı mesela köyler vardır, bir kan davası hikayesi vardır. Unutulmaz o. Eğer orada kalırsanız o unutulmaz. Sizin ancak İstanbul'a ya da Ankara'ya bir yere göç edip, hatta Almanya'ya gidip daha da uzak, belki o hatıranın tutsaklığından kurtulma ihtimaliniz olabilir. Ama o köyde kaldıysanız size onu bir babaanne, bir anneanne şakır 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 kahvaltı sofrasında belki o hikayeleri anlatır bir şekilde. Sorulardan bir tanesi mübadeleyle ilgili. Ben o soruya cevap veriyorum. Çünkü benim de çok sorduğum bir şeydir bu sorudu. Hatta Selçuk Hanım'a danışmışımdır bununla ilgili. Beraber bir gün uzun bir sohbet etmiştik. Yani Yunanistan'da böyle 1930'larda derlenen mübadele hatırası nasıl oluyor da bizde böyle 2000'lerde ortaya çıkıyor. Biraz hani toplumsal, siyasi toplumsal tarihle çok alakalı olduğunu sonradan düşündük. Şöyle, yani Yunanistan'da bu göçü kabullenme ve absorbe etme 1930'larda çok zordu. Yani ana kara Yunanistan'ın bu göçmen kitlesini farklı diyalekler konuşan, farklı aksanlarla Rumcayı konuşan, yani oradaki dilsel birlikleri henüz yoktu ve böyle gerçekten göçün kendisi çok kuvvetli bir şeydi ve büyük bir duygusal çerçeve içinde yaşandı. Türkiye'de biraz daha farklı. Bu ne mutlu Türk'üm diyeninin şapkası altına giren her göçmen, yani bir kere oran da farklı. Hani daha az sayıda insan geliyor ve daha boşalmış kentlere, evlere vesaireye yerleştiriliyorlar. Tarlaları oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Biraz daha böyle hani sessiz kalarak ve kimliklerini biraz da örterek daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Hatırlıyor muyum? Orada böyle daha farklı kararları oluyor. Komünal kararlar oluyor. Bir de bu Ermeni tarihinde çok, yakın tarihinde çok altı çizilen bir konu. Hani birçok Ermeni aile tehcir meselesini hiç sonraki kuşaklara anlatmıyorlar. Yani benim mesela birlikte büyüdüğüm Ermeni arkadaşlarımın çok azı kendi ailelerindeki tehcir hikayesini dinleyerek büyüdü. Daha sonra bu mesele 2000'lerden sonra ortama gelince o zaman daha çok sorgulama başladı ve kendi çocukları daha farklı bir farkındalıkla hani aynı soruları sormaya başladılar. Dolayısıyla hani o ulus devletin siyaset politikalarıyla da çok ilişkili oluyor. Oraya bir şey eklemek isterim. Bunu hatırlarsan Arzu Rene Hersham gelmişti. Bu Anadolu'dan giden mübadil Rumların Yunanistan'daki tarihi ve antropolojik çalışmasını yapan çok kıymetli bir tarihçi antropologdu diyelim. Midilli Üniversitesi'ndeydi en son, yani biz onu gördüğümüzde. Kitabı da yani klasik bir kitaptır. Derhal internetten bir ararsanız Rene Hersham diye bulursunuz. Önemli bir noktayı ortaya koymuştu. Bir kere Anadolu'dan giden Rum mübadiller Arzu Hoca'nın dediği gibi asimilasyonda sıkıntı çekiyorlar. Çünkü toplum onları kabul etmek istemiyor. Veya tepkisel kabul etmiyor. Ve fakir kalıyorlar. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü Müslümanların bıraktığı çiftlik olsun, işte zeytinlik olsun, fabrikalar olsun, onlar mübadillerden önce zaten orada olan vatandaşlara veriliyor. Bizde halbuki öyle değil. Bizde karşılıklıdır aşağı yukarı. Buradaki bırakılmış mülk neyse onlar verilmiştir mübadillere. Şimdi Yunanistan'da ise gidenler, onlara para veriliyor. Hani kıymeti karşılığında şu kadar size aylık ödenecektir gibi bir tercih ediliyor. Ki bu tabii onlar açısından bir zarar. 1929 büyük bunalımı da çökünce o para da pul oluyor.
Ve herkes gecekondulaşmış banliyö mahallelerinde iki nesil, üç nesil yaşamak durumunda kalıyorlar. Ta ki 50'lere kadar. Fakirlik içinde. Yani gecekondulaştırılıyorlar bu gidenler. Ancak 50'lerden sonra toplumda daha entegre, daha diyelim ki işte yükselen bir kesim olarak görünürlük kazanıyorlar. Yani bir daha bir üzüntüsü ve şeyi vardır. Diyelim ki bastırılmışlığı vardır. Yani Rum mübadillerinin. Şimdi evet. Şey, zaman daraldı. Evet, onu ayrılmam gerekiyor. Oraya geçmek istiyordum. Öncelikle Selçuk Hocama çok teşekkür ediyorum. Bugün ben de size teşekkür ediyorum. Çok çok mutlu oldum beraber bunu yapabildiğimiz için. Sevgili Rüsten sormuş bu işte onağım formları ile ilgili. Hani ben kendi arşivimi maalesef şeyi açmadım. Kimliği açamıyorum. Yazdığım makaleler şeylerimin, araştırmalarımın arşivi şeklinde. Bir kısmı da aslında teyple yapıldığı için ve o zamanlar o konuda bilinçli olmadığımız için artık dinlenemiyorlar. Yani öyle teknik bir kısmı da var. Format değişimi. Aynen, bu dijital düzleme geçene kadar hani o süreç içinde o konuda mesela Türkiye'de büyük eksiklikler yaşandı. Şimdi daha farklı ama şimdi daha hani şeyi tutabiliyoruz ama bazen de öyle bir sözlü tarih şey oluyor ki mesela ben bu televizyon tarihini araştırırken böyle teyp ya da şey gören insan susuyordu. Mesela bu araştırmam sırasında şimdi kitap çıkacak. Kızım diyor ki belki de yalan söylüyorsun. Ama yani kitap çıkacak, gerçekten sadece tuttuğun notlar var. Çünkü ya da hani yazılı kaynaklarda yayınlanmış interview'ları kullandım. Çünkü öyle bir alan ki hani kaydedildiklerini anladıkları anda susulan bir alan. Dolayısıyla hani susmamak için, dinleyebilmek için mesela hiç kayıt almak alamadım yani almadan yaptım. Defterlerim var. Kanıtım defterlerim ama yani bunlar aslında çok önemli sorular. Bence sözlü tarihçilik biraz daha genişledikçe, geliştikçe çok daha rahat bu konularda daha rahat paneller, toplantılar yapacağız. Bir de her zaman hani cevaplayamadıklarımız olduysa bu Şakulut üzerine mesela bayağı kapsamlı bir soru. Güzel bir soru, evet. Sen e-mail'den Selçuk Hanım'a yazabilirsiniz. Evet. Şeyde web site var, bana da yazabilirsiniz. Her zaman haberleşiriz. Biz burada. Selçuk Hocam ve Arzu Hocam çok teşekkür ederiz bu keyifli söyleyişi için. Çok öğreticiydi. Farklı birçok konuyu ele aldık ve bize gösteriyor ki aslında sözlü tarih çok geniş bir yelpaze. Farklı farklı konulara değinebiliyoruz. Dinleyicilerimiz sizlerden de tekrarlayan birkaç soru oldu. Bu konuşmayı tekrar dinlemek isterseniz bu konuşmayı YouTube'da bulabilirsiniz birkaç gün sonra. Oradan da dinleyebilirsiniz. Konuşma sırasında bahsedilen kaynakçaları da tekrar orada dinleyerek not alabilirsiniz. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. Ve size iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar, bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim gerçekten. Evet.